Merhaba. Bu videoda tek nokta perspektifinden ve biraz da onun tarihinden bahsedeceğim. Tek nokta perspektifine bayılırım. Zaten onu sevmemek elde değil. Sihirli bir formül gibi. Paolo Uccello'nun tek nokta perspektifi keşfedildikten sadece birkaç yıl sonra yaptığı şu resme bir bakın. Tek nokta perspektifi, üç boyutlu dünyayı iki boyutlu düzlemde yeniden yaratma sürecidir ve hakikaten de gerçeği çok iyi yansıtan bir yöntemdir. Paolo Uccello'nun şu eserine bir bakın. Kadehi nasıl da güzel resmetmiş. Bu resim bir bilgisayarda yapılmamış. Kalem ve mürekkeple kağıt üzerine yapılmış bir resme bakıyoruz. Yani burada Photoshop falan yok. Hadi öncelikle biraz tarihi arka plandan söz edelim. Sonra da sizlere bu perspektifin nasıl yapıldığını anlatacağım. Önce Sorunun ne olduğundan başlayalım. Evet, şu an 1300'lerin başında Siena'da çizimler yapan Duccio adlı bir sanatçının tablosunu görüyoruz. Duccio, Cebrail ve Meryem için dünyevi bir yer kullanmak istemiş ama aslında bu mekan pek de mantıklı görünmüyor. Burada gerçek bir oda var. Tavandaki kirişleri, kapıları ve odanın mimarisini detaylı olarak görebiliyoruz. Yani sanatçı o figürleri gerçek bir mekana koymak istemiş. Ha bu arada yanlış anlamayın. Duccio'yu severim ama bence buradaki sorun şu. Duccio burada gözümüze mantıklı gelen mimari bir alan yaratmamış. Aslında bence Duccio'ya göre bu bir sorun değildi ama 100 yıl sonra farklı amaçları olan sanatçılar bunu sorun olarak gördüler. Onların amacı bu düz yüzeyde gerçeği tamamen yansıtan realizmi ortaya koymaktı. Duccio hakkında diyeceklerimizi bitirmeden önce bu resimde neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışalım. Bir kere, tavanın kirişleri, Meryem'in üzerinde oturduğu şeyle, İncil'in konduğu standla veya kapı eşiklerindeki şu alçılarla uzamsal olarak uyuşmuyor. Yani bunlar akla uygun görünmüyorlar. Ortada mantıklı bir uzam yok. 1400'lerde rasyonalizm dediğimiz akılcılığa ilgi artıyor. Rönesans ya da erken rönesans dediğimiz dönem bu. 1420 yılında Floransa'da Filippo Brunelleschi bir şey keşfediyor. Hatta bazılarına göre bu bir tür yeniden keşif. Çünkü önceden antik Yunanların veya Romalıların da bunu keşfettiği söyleniyor. Brunelleschi'nin keşfettiği bu şey tek nokta perspektifi. O tam bir dahiydi. Bir Rönesans adamıydı. Mimar, mühendis ve heykeltıraştı. Geleneğe göre Roma'ya gidip antik Roma binalarını ve kalıntıları araştırmıştı. Gördüklerini gerçeği yansıtacak biçimde çizmek istiyordu. İşte bunu yapabilmek için de tek nokta perspektifi denen sistemi geliştirdi. 1420 yılı Floransa'sında bu sistemi anlattı. 15 yıl sonra da başka bir zeki Rönesans adamı olan Alberti, Brunelleschi'nin keşfettiği şeyi bir sisteme bağladı ve tek nokta perspektifini sanatçılara açıkladı. Alberti 1435'te Resim Üzerine adlı bir kitap yayımladı. Burada kitabın daha sonraki baskılarından birini görüyorsunuz. Bu kitapta Alberti tek nokta perspektifinin formülünü veriyor. Hadi şimdi biz de bu sistemin nasıl çalıştığından biraz söz edelim. Ekranı biraz aşağı kaydıralım ve tek nokta perspektifini diyagramda gösterelim. Paolo Uccello'nun kadehini çizemeyeceğim ama basit bir tek nokta perspektifi çizebilirim. Hadi bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazen tek kaçışlı perspektifte denen tek nokta perspektifi 3 temel unsurdan oluşur. Kaçış noktası, ufuk çizgisi ve ortogonaller yani derinlik çizgileri. Ben şimdi basit bir oda çizimiyle başlamak istiyorum. Öncelikle bir dikdörtgen çiziyorum. Bu düz yüzeyimiz yani resmi yaptığımız yer olacak. Kaçış noktasını ortaya koymaya karar veriyorum. Evet şöyle çizeyim. Şimdi bir bakalım. Kaçış noktasına kısaca KN yazalım. Evet, işte kaçış noktası burası. Şimdi aşağı doğru uzanan ışınlar çizmek istiyorum. Bunları yerdeki parkeler gibi düşünebilirsiniz. Sanatçılar bunu tek nokta perspektifinin keşfinden çok daha önce yapıyorlardı. Yani bu hiçbir zaman sorun yaratan bir iş olmamıştı. Çünkü bunu içgüdüleriyle yapıyorlardı. Aslında etrafınıza iyice bakarsanız devam etse sanki birleşecekmiş gibi duran duvarları ya da yer döşemelerini görebilirsiniz. Yani bu çizim sanki içgüdüsel gibi. Şimdi odaya sadece yer döşemesi değil pencere de eklemek istiyorum. Çok basit bir şekilde dik çizgiler çekiyorum. Daha sonra şu çizgileri çizerek Ortada kaçış noktasında buluşmalarını sağlıyorum. Dışa taşan yerleri silgiyle siliyorum. İşte pencereleri görmeye başlıyoruz. Fakat problem şu. Eğer parke değil de karo döşeme çizmek isteseydik sorun olurdu. Çünkü içgüdüsel olarak yatay çizgilerin geriye doğru gittikçe birbirlerine yaklaşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Asıl sorun şu ki yeri çizerken ilerledikçe, yani arka tarafları çizdikçe, yer yüzeyinin birdenbire ortaya çıkmış gibi görünmemesi için bu oranların ne olacağını tam olarak kestirmek çok zor. Aslında Trecento dönemi tablolarında bunu çok sık görüyoruz. Tek nokta perspektifinde bizden uzaklaşan fayanslar ve nesneler küçüldükçe küçülüyor ya da öyle görünüyor. Alberti'nin Resim üzerine eserinde bahsettiği şeylerden biri de resmin dışında gözünüzün seviyesinde bir yerde ikinci bir nokta bulunması gerektiğiydi. Ee, şuraya çiziyorum. Bu nokta kaçış noktasıyla aynı seviyede ve buna da ufuk çizgisi diyoruz yani kısaca U yazalım. Bu ikinci noktadan yani dış noktadan da yine ışınlar çizmeye başlıyorum. Elbette bunlar cetvelle daha düzgün çizilebilir. Böylelikle bu noktayı parkelerin her birine tek tek bağlıyorum. Devam ettikçe aradaki açının daha da sıkıştığını görüyorsunuz. Ha bunu elle çizdiğim için çok net olmayabilir ama sanırım ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Şimdi burada çok ilginç bir şey oldu. Artık İlk kesişme noktasına denk gelen bir yatay çizgi oluşturabilirim. Görüyor musunuz? Daha sonra ikinci kesişme noktasında ikinci bir çizgi daha çizebilirim. Böyle ilerledikçe arkaya doğru bunlar daha da sıkışmış oluyor. O yüzden de bu alanda sıkışma varmış gibi bir göz yanılması oluşuyor. Ben şimdi bazı yerleri silersem sanırım daha iyi anlaşılacak. Ben bunu silerken bir yandan da göz yanılması hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bence buradaki anahtar kelime bu. Sanatçılar bu iki boyutlu yüzeyde aslında gerçekliğin bir yanılsamasını yaratmaya çalışıyorlar. Alberti bir resmin pencere gibi olması gerektiğini söyler. Yani bir bakıma baktığımız şey iki boyutlu bir yüzey değil de sanki yaşadığımız dünyanın uzantısına bakmak için kullandığımız bir araç gibi. Göz yanılmasının inandırıcı olması Rönesans sanatçıları için çok önemliydi. Ki örneklerini Masaccio, Piero della Francesca veya Andrea Mantegna'nın eserlerinde görebiliyoruz. Evet, şimdi bu fayansları birer aralıklı şekilde boyayacağım. Böylelikle boşluktaki bu yer hissini daha iyi alabileceksiniz. Nasıl? işe yarıyor mu? Bence bu kadar kabataslak bir çizimde bile işe yarıyor. Bundan daha kaba bir çizim olamazdı sanırım. Ama yine de anlatmak istediğimiz şeyi burada görebiliyorsunuz. Son olarak da şu çizgileri ve kaçış noktasını silip arkaya da bir duvar çizersem burası gerçekten de bir odaya benzeyecek. Hmm acaba insan da mı çizsem? Çok zor olacak ama bir bakalım. İnsan çizecek olsam, gözünün seviyesinin yaklaşık olarak ufuk çizgisinde olmasına dikkat ederdim. İşte onun için de tam buraya çiziyorum. Peki daha önde veya arkada çizseydim? Daha önde çizsem bile göz seviyesinin ufuk çizgisinde olmasını isterim. Ama tabii ki bu sefer boyutu daha büyük olur. <laughs> Burada içgüdü pek de işe yaramıyor. Kafalar aynı seviyede. Fakat farklı seviyede olan şey ayaklar. Alberti, perspektifin mükemmel olması için bu ufuk çizgisinin ideal olarak resme bakanın da göz çizgisi olması gerektiğini söylemişti. Özetleyecek olursak, kaçış noktasında birleşen derinlik çizgileri var. Kaçış noktasının ufuk çizgisinde bir yerde olduğunu biliyoruz. Ayrıca tüm bunların resme bakan açısından alan illüzyonu yarattığını biliyoruz. Şimdi gerçekten resim çizebilen birinin bu teknikle neler yapabileceğine bakalım. Mesela Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu ele alalım. Evet, <laughs> bu sefer gerçekten resim çizebilen birine bakıyoruz. İşte tablo burada. İlginç olan şey şu. Brunelleschi Lineer perspektifi keşfettikten sonra Masaccio gibi sanatçılar bunu kullanmaya başlıyorlar. Ama bu tekniğin göz yanılması yaratmasının yanı sıra resme bakanın dikkatini kaçış noktasına çektiğini de fark ediyorlar. O yüzden de sanatçılar bunu sadece göz yanılması için değil, dikkat çekmek için de kullanıyorlar. Leonardo da Vinci'de de gördüğümüz durum bu. Burada Leonardo da Vinci hem bu güzel perspektif düzlemini oluşturuyor hem de dikkatimizi kaçış noktasında, tam merkezde bulunan İsa'nın üzerinde topluyor. Gözümüzü ve dikkatimizi kutsal olana çekiyor. Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği isimli tablosunda derinlik çizgilerini ve kaçış noktasını içgüdüsel olarak hayal edebiliyoruz. Ama gelin aşağıdaki diyagramda bu çizgilere bir bakalım. Çok ilginç. Bütün figürlerin göz seviyesi ufuk çizgisinde. Tüm derinlik çizgilerinin kesiştiği kaçış noktasını da görüyoruz. İşte tam şurada. Yani duvar yüzeyinden gelen şu çizgilere bakıyoruz ve bunların hepsi gözlerimizi tam ortadaki İsa'ya çekiyor. Evet, bu çizgiler derinlik çizgileri. Ve işte lineer perspektif tam olarak böyle uygulanıyor.